10 Aralık 2015 Perşembe, bugün Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Yeşil Bülten'de günlerdir geçtiğimiz hafta başından beri Paris'te başlayan iklim zirvesini konuşuyoruz. Bugün de öyle yapacağız ama biraz daha farklı bir biçimde. İlk olarak bir araştırma diye geçirelim ekranlarınıza. Araştırmanın sonucunu söyleyeyim. Önemli bir sonuç çünkü tarihte ilk kez karbon salımı bu yıl 2015'te düşebilir. Bu araştırma İngiltere'den, East Anglia Üniversitesi'nden bilimcilerin yaptığı bir araştırmanın sonucu. Bu düşüşe neden olarak neler gösteriliyor? Bu düşüş devam edebilir mi? Bunlara bir bakacağız. Önce haberimizi izleyelim. Karbon salımını azaltarak ekonomik büyümeyi sürdürmek mümkün mü sorusu iklim değişikliğiyle mücadelenin en kritik tartışmalarının başında geliyor. Bu konu 11 Aralık'ta sona erecek Paris zirvesinde de tartışılırken İngiltere'de önemli bir rapor açıklandı. East Anglia Üniversitesi'ndeki 70 bilimcinin yaptığı araştırmaya göre 2015'te tarihte ilk kez küresel ekonomik büyüme devam ederken karbon salım oranı duraksayabilir, hatta gerileyebilir. Bu gerilemenin nedeni olarak dünyanın en büyük ekonomilerinden olan Çin'de kömür kullanımının azalması ve yenilenebilir enerjideki artış gösteriliyor. Ancak bu durumun geçici olacağı, gelişmekte olan ülkelerin büyümeye devam etmesi nedeniyle oranın artacağı da araştırmada altı çizilen noktalardan. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan araştırmaya göre fosil yakıtlar ve sanayiden kaynaklanan salımın 2015'te %0,6 düşmesi mümkün. Karbon salımında geçmiş yıllardaki düşüşlerse küresel ekonomik büyümenin yavaşladığı dönemlerde yaşanmıştı. Çin'in kömür kullanımını azaltması ve hızlı bir şekilde yenilenebilir enerjiye yönelimin bu karbon salımındaki düşüşe neden olacağı söyleniyor. 2015'te rakamlar netleşecektir önümüzdeki aylar içerisinde. Ama bir vurgumuz daha vardı haberin sonunda. Daha önceki karbon salımındaki düşüşler ekonomik büyüme ile bağlantılıydı. Dünyada ekonomik büyümenin düştüğü yıllarda karbon salımının düştüğünü görüyorduk. Aslında Paris'teki tartışmaların odağında da bu var. Bu dünyayı ısıtan aşırı karbon salımının durdurulması, frenlenmesi için bir anlaşma üzerinde tartışmalar sürüyor hala. Yarın netleşecek, yarın çok daha geniş ele alacağız. Her gün Paris'ten bağlantılar yapıyorduk ama bu kez Paris'ten dönmüş bir isimle Profesör Doktor Erinç Yeldan'la bir bağlantı yapacağız, konuyu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, hocam ekonomik büyüme ve karbon salımı arasında hep bir doğru orantı kurulur ama bunun ters orantıya dönmesi mümkün müdür? Yani ekonomik büyüme sağlanırken karbon salımının azaltılması dünya ekonomisinin mevcut koşullarında mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Zira enerji üretimi, daha yalın bir ifadeyle elektriğin üretimi sadece kömür veya fosil yakıtlara bağlı olan bir faaliyet değil. İkame olanaklarıyla yenilebilir enerji dediğimiz başta PV kaynaklı güneş panelleri, rüzgar, jeotermal olmak üzere başka kanallara yöneltmek mümkün. Ve hatta biraz daha genişleterek şunu söyleyebiliriz ki şimdi 21. yüzyılın yenilebilir enerji yüzyılı olacağı ve 3. sanayileşme devriminin temelini teşkil edeceğinden bahsediliyor. Yani karbon emisyonlarını azaltmak için büyümeyi düşürmek, yatırımlardan vazgeçmek, elektrik üretiminden, enerji üretiminden vazgeçmek değil, bilakis yenilebilir enerji kaynaklarının yeni bir sanayileşme ve büyüme hamlesi ve hatta daha yoğun istihdam olanakları sayesinde de bir iş gücü ve istihdam olanağı olabileceğinden bahsediliyor. Yenilebilir enerjiye dayalı sanayileşme bir fırsat olarak Türkiye gibi benzeri ülkeler için de çok önemli olanaklar sağlayabilir. Biz İstanbul Politikalar Merkezi ve Türkiye Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı WWF ile birlikte, Doğal Koruma Vakfı ile birlikte bir çalışma yaptık. Türkiye'nin resmi INDC patikasına paralel olarak. Ve burada Türkiye'nin 2015'ten başlayarak 2030'a kadar enerji desenini yenilebilir enerji kaynaklarına dönüştürerek hem daha hızlı büyüyebileceğini hem daha fazla istihdam artışı sağlayabileceğini, insan onuruna yakışır yeşil işler ile sanayileşmeyi sürdürebileceğini gösterdik.
bir taraftan karbon emisyonlarının azaltılması, bir taraftan insan onuruna yakışır formal yeşil işlerin devreye sokulması, bir yandan da Türkiye'nin geleneksel son derece acımasız rekabet içinde kaybolduğu tekstil gibi, gıda gibi, birincil temel gıda malları gibi sektörlerde en formal, marjinal koşullarda çalışan işçilerin yepyeni bir iş sahasına kanalize edilebileceğini gösterdik. Dolayısıyla evet, iklim değişikliğiyle mücadelede fosil yakıtları yerine yenilebilir enerji kaynaklarının kullanılması bilakis bir fırsattır. Yeni bir sanayileşme ve istihdam stratejisi olarak sürdürülebilir büyümenin ön koşullarının olanaklarını sergilemektedir diye düşünüyorum. Peki hocam, Paris'teydiniz siz, döndünüz toplantıların tamamına katılmadınız ama orada eminim toplantılarda pek çok tartışmanın da içinde yer aldınız. Tartışmaların temelinde aslında bana sorarsanız böyle bir konu var. Yani karbon salımını azaltacağız, nasıl azaltacağız? Azaltırken dünyanın ısınmasının önüne nasıl geçilecek? Mevcut üretim ilişkileri ve mevcut üretim sistemi korunarak, aslında sürdürülerek dünyanın... yok olmasının diyelim gerçekten, çünkü öyle bir sona doğru gidebileceğine yönelik tezler de var. Nasıl önüne geçilecek? Efendim, Paris toplantılarındaki ortamı da birazcık bize anlatın. Umutlu musunuz? Yarın bir karar çıkması bekleniyor toplantılarda. Şimdi şöyle söyleyelim. Kuşkusuz insan işin içine girdikçe hem umutlanıyor hem umutsuzlaşıyor. Umutlanıyor çünkü hakikaten oradaki enerjiyi genç insanların, sosyal bilimcilerin, siyasetçilerin, gezegenimizi korumaya gönül vermiş insanların enerjisini gördükçe umutlanmamak elde değil. Fakat öbür taraftan da bunca bilimsel veriye rağmen, bunca uyarıya rağmen hala o kadar basit konularda boşuna vakit kaybediyoruz ki orada da insanın umutsuzlanması, insancıl bir kaygıya kapılması kaçınılmaz oluyor. Öyle zannediyorum ki konu dönüyor, dolaşıyor. Gezegenimizi bugün sanayileşmiş, gelişmiş ülkeleri kirletti. Şimdi gelişmekte olan ülkelere de bir tırnak içinde kirletme hakkı vermeliler noktasına geliyor. Bu tabii siyasi bir müzakere konusu. Artık gezegenimizin sizin de yayınlarınızda defalarca vurguladığı üzere sanayi devriminden bu yana yaklaşık bir derece ısınan gezegenimizin bir derece daha ısınıp artı iki dereceyi ulaşması ve bunu aşması durumunda artık geriye dönülemez bir şekilde gezegenimizdeki hayatın tahrip edileceği endişesi herkes tarafından biliniyor, kabulleniliyor. Fakat bununla mücadelede geldiği vakit herkes kendi bencil çıkarlarını, tüketim, büyüme alışkanlıklarını korumak arzusunda kalıyor. Bugünün gelişmekte olan ülkeleri, başta Hindistan olmak üzere, sanayileşeceklerini, büyümeye, enerjiye ihtiyaç duyacaklarını, bunun içinde ya fosil yakıtlara ya kömüre dayalı ucuz enerji kaynaklarına dayalı bir sanayileşme çizgisini izlemek zorunda olduklarını söylüyorlar. Eğer bundan vazgeçmek isteniyor ise bugünün gelişmiş sanayileşmiş ülkelerinin kendilerine bir tazminat ödemeleri ve yenilebilir enerji, daha pahalı enerji yatırımlarına yönelmeleri için de bir fona ihtiyaç duyacaklarını söylüyorlar. Şimdi bu konu kuşkusuz, bu girişim haklı. Fakat burada karşılıklı olarak bir anlaşma zemininin olması kapitalist sistem ilişkileri içinde de, çıkar çatışması içinde de imkansız gözüküyor. Hiç kimse karbonun fiyatlanmasına, karbon fiyatı üzerinden bir bedel ödemeye hazır değil. Fakat öbür taraftan da uluslararası finans şebekesi, finansal derecelendirme kuruluşları bir karbon ticareti sayesinde karbon spekülasyonu üzerinden de bir alım satım gerçekleştirerek deyim yerindeyse havadan para kazanma hesabı içindeler. Yani konu giderek dağılıyor. Uluslararası finans kuruluşları nasıl bir spekülatif kazanç elde ederiz? Havadan, havayanın ticareti üzerinden nasıl bir
finansal rant elde ederiz. Tatlı hayalleri peşindeler. Gelişmekte olan ülkeler bu konumumuzu kullanarak gelişmiş ülkelerden nasıl finansal fon çekeriz, bunun hesabını yapıyorlar. Gelişmiş ülkelerde nasıl bir danışmanlık hizmeti verelim, teknolojik gelişmeyi sağlayalım. Bu fonlar dönsün dolaşsın tekrardan bizim teknik danışmanlarımıza, teknik araştırma dairelerimize tekrardan bir dönüşüm yapsın. Yani dünyayı temizlemenin danışmanlığını, teknik becerisini biz yapalım. Bu fonlar nihayetinde tekrardan bize dönsün telaşı içindeler. Evet, Erinç Erdoğan. Evet. Hocam çok teşekkür edelim. Bu tartışmaların nereye bağlanacağını yarın göreceğiz. Önümüzdeki günlerde de tekrar daha detaylı o çıkan sonuçla birlikte değerlendirelim isteriz bu konuyu. Bugünlük süremizin sonuna geliyoruz çünkü. Çok sağ olun. Peki, ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler, İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Evet, Profesör Doktor Erinç Yeldan'la konuştuk. Zirve, Paris zirvesinde tartışılan konuların merkezinde yer alan büyüme ve karbon salımı ilişkisini devam edelim.